Başarı öğretmen. Sevgili arkadaşlar, küçük hanımlar, küçük beyler ve telefonun başındaki anne babalar. Hepinize paspasla beraber merhaba diyoruz. Bugünkü masala birlikte başlamaya karar verdik. Paspas gitmek istemedi bugün kucağımdan ama düşüyor. Hadi başlayalım. Bugünkü hikayemizin adı Bir Garip Kasaba. Neden garip bir kasaba? Bunu hikayede anlatacağım size. Hikayemize başlamadan önce bu kasabanın nasıl bir yer olduğunu size anlatmak isterim. Bu kasabadaki insanlar hepsi birbirini çok seven, birbirine yardım eden ve hiç kötülük yapmayan insanlarmış. Yine bu kasabadaki insanlar herkes kendi işiyle uğraşırmış. Örneğin içlerinden biri boyacılık yapar, bir diğerinin kırtasiye dükkanı var, bir diğeri sadece süt satar, bir diğerinin kocaman bir pastanesi, bir diğerinin terzi dükkanı, bir diğerinin başka bir dükkanı varmış. Ve hepsi birbiriyle alışveriş yapar, birbirine yardım edermiş. Ve bizim hikayemizin başlama noktası da bir sütçü teyze ve onun sevgili tonton eşi sütçü amca. Bunların ikisi o kadar yaşlılar ve o kadar tontonlar ki bir de küçük keçilere sahipler. Bu küçük keçilerinden her gün sağdıkları sütünü gidip şehirdeki diğer komşularına satarlarmış. Ama bizim yaşlı amcamız birazcık kulakları ağır işittiği için genellikle evde oturup tembellik yapmayı tercih edermiş. Onun yerine yaşlı teyzemiz, hadi sen bugün zaten yeterince yorgun görünüyorsun deyip biraz da kocasını çok sevdiği için ve onu yormamak için tek başına gidip sütlerini satarmış. Bizim yaşlı teyzemiz küçük keçisiyle birlikte şehirdeki bütün evleri dolaşır, hepsine birer kap süt sattıktan sonra paralarını alır eve gelir ve her gün o paralarını masanın üzerine koyar, tek tek sayarmış. Bugün tam tamına 5 litre süt sattım. Bakalım ne kadar paramız var. 10, 20, 30, 40, 50. Bugün birisi yanlışlıkla bana geçerliliği olmayan sahte bir para vermiş. Galiba bunu bana yanlışlıkla verdi. Ben bu sahte parayı en iyisi şuradaki dolabın üzerine koyayım da kimse bu sahte parayı almasın. Yanlışlıkla başkasının hakkını almayalım demiş yaşlı teyze. Ve elindeki bu sahte 10 lirayı dolabın üzerine koymuş. Bu sırada içerideki yaşlı kocası seslenmiş. İhtiyar koca! İhtiyar koca! Bak ben buraya sahte bir 10 lira koydum. Sakın onu birine verme, tamam mı? O sahte bir parada hiç geçerliliği yok. Ama bu sırada içerideki yaşlı amcamız, ne dedin? Süt mü getireceksin? Tamam tamam. Of. Söylediğini baştan sona yanlış anlayan yaşlı amcamız içeride tembellik yapmaya devam etti. İnecek misin oğlum? Hadi in. Hadi git bakalım. Bizim yaşlı teyzemiz parasını oradaki dolabın üzerine koyduktan sonra yeniden keçisini ahıra bırakmak üzere evden dışarı çıktı. Bu sırada ihtiyar amcamız oturduğu sandalyede sallanırken aklına olamaz diye bir fikir geldi. Ne mi fikri? Fikri ne miydi? Hemen söyleyeyim. Bizim ihtiyar amcamız bundan birkaç hafta önce terziye gidip kendine bir ceket diktirmişti. Fakat diktirdiği ceketin parasının bir kısmını vermeyi unutmuştu. Oh! Benim terziye borcum var. Bunu nasıl da unuttum? Diye içinden geçirdi ihtiyar. Ardından mutfağa gitti. Mutfakta neredesin koca karı? Deyip kendi karısını aradı. Ama karısı bu sırada keçiyi ahıra bırakmaya gitmişti. Of! Neredesin? Neredesin? Benim terziye borcum var. Ona tam 10 lira vermeliyim. Bu paralar nerede? Ha, galiba orada deyip elini dolabın üzerine attı. Ha, burada bir 10 lira var galiba. Tamam deyip o sahte parayı katlayıp hiç de incelemeden cebine koydu ve terzinin yolunu tuttu. Bizim ihtiyar amca evden dışarı çıktı. Birkaç sokak ötedeki terziye gitti ve terziye şöyle söyledi. Hey merhaba, teşekkür ederim. Geçen gün sana para vermeyi birazcık ihmal ettim. Paranın bir kısmını vermeyi unutmuştum. İşte paran burada dedi. Ve o sahte 10 lirayı terziye verdi. Terzi 10 lirayı aldı. Yaşlı amcamıza teşekkür etti. Amcamız evine döndükten sonra sıra geldi terziye. Terzi aldığı 10 lirayla çok mutlu olmuştu.
yaşasın dedi. Oh be, sonunda borcumu ödeyebileceğim dedi. Çünkü bizim terzimizde tıpkı sütçü amcamız gibi borçlanmayı hiç sevmezdi. Ve terzimiz de aldığı parayı cebine koyup hemen karşı sokağa doğru yürüdü. Karşı sokakta bir kuru temizleme dükkanı vardı. Kuru temizleme dükkanına gitti, içeri girdi. Kuru temizlemecinin çırağını orada görünce, bana bak ufaklık, gel bakayım, gel 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 dedi. Ufaklığı yanına çağırdı ve ona şöyle söyledi. Bana bak çocuk, benim senin patronla borcum vardı dedi. Ve cebinden çıkartıp 10 lirayı çocuğa verdi. Patronuna söyle borcumu mutlaka silsin dedi. Peki amca dedi küçük çocuk. Ve bizim terziden o 10 lirayı alıp kasaya koydu. Bu 10 lira ne kadar da çok el değiştirmeye başladı. Ardından kuru temizleme dükkanının sahibi geldi. Küçük çocuğun oraya para koyduğundan haberi yoktu. Kasayı açtı, kasadan 10 lirayı aldı ve karşıdaki markete gitti. Çünkü bizim kuru temizleyici her gün sokak köpekleri için yemek alırdı. Bugün de alacağı yemek bir şişe süttü. Bu 10 lirayla gidip köpeklere süt alabilirim dedi. Markete gitti, sütü aldı. Market görevlisine parayı uzattı ve sütü gidip sokak köpeklerine verdi. Bütün köpeklerin karnını doyurdu o gün. 10 lira mı? Şu anda markette. Bakalım bundan sonra nereye gidecek? Umarım kimsenin başı belaya girmez sahte para kullandı diye. Neyse, tahmin ettiğimiz gibi olmadı neyse ki. Marketçi kasadaki parayı akşam evine götürdü. Ve bütün paraları hepsini tek bir desteğe koydu. Çünkü ertesi gün bankaya gitmesi gerekiyordu. Bankaya gitti. Faturalarını ödemek için sıraya girdi. Sıra kendisine geldiğinde elektrik faturasını ve su faturasını ödemem gerekiyor. Buyurun bu da parası dedi. Ve bütün paraları bankaya verdi. O paraların arasında bizim en başta terzinin eline geçen 10 lira da vardı. Bankadaki görevli paraları aldı. Tek tek saydı. Ama bizim sahte 10 liradan hiç haberi olmadı. Paraları tekrar kasaya koydu. Kasanın kilidini kapattı. Ardından kasadaki paralar bankamatiğe gitti. Bankamatikte de çok fazla sıra vardı. Bankamatikte sıra bekleyenlerden biri de küçük çocuğuyla birlikte bir anneydi. Bu sırada küçük çocuk zırlıya zırlıya ağlıyordu. Anne! Ne olur o oyuncağı bana alalım. Anne lütfen o oyuncağı bana alalım. Söz veririm bir daha yaramazlık yapmayacağım. Anne lütfen oyuncağı bana alırsan bir daha asla konuşmayacağım. Seni hiç üzmeyeceğim anne söz veriyorum. Evet çocuklar bu küçük çocuk sizin gibi değil. Maalesef. O bıdır 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 konuşan ve hiç susmayanlardan. Benim gibi galiba. Neyse. Annesi bankadan para çekerken tamam oğlum dedi ve sırf küçük çocuğun gönlü olsun diye bankadan 10 lira fazla çekti. Tık 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 şifreyi girdi. Tık tık rırt paraları aldı. Tık tık kartını aldı ve doğruca oyuncakçıya gittiler. Oyuncakçıya gittiklerinde küçük çocuk şöyle baktı. Anne bu oyuncağı istiyorum dedi. Annesi oyuncağa baktı. 10 lira. Oyuncağın fiyatı buydu. Oyuncağı aldıktan sonra 10 lirayı oyuncakçıya verdiler. Ve küçük çocukla annesi oradan çıkıp evlerinin yolunu tuttu. 10 lira şu an oyuncakçıda. Oyuncakçıdaki 10 lira birkaç gün orada kaldı. Ve birkaç gün geçtikten sonra oyuncakçı kasadaki paraları aldı. O da o 10 lirada o paraların arasında sokağın karşısındaki dükkana gitti. Bu dükkan ne miydi? Bir pastane. Pastaneye girdikten sonra merhaba dedi. Ben bugün ailem için bir pasta almak istiyorum. Şu pasta ne kadar dedi? Pastaneci 10 lira deyince bizim oyuncakçı paraların arasından bir 10 lira çıkardı. Buyurun dedi parayı verdi. Şimdi bizim 10 lira gitti mi oyuncakçıya? Pardon pastaneye. Pastaneci güzel bir hediye paketiyle ve süslenmiş bir pasta kutusuyla pastayı oyuncakçıya verdi. Parayı alıp kasaya koydu. Kasayı kapattı. Hadi bakalım şimdi de para burada. Umarım kimsenin başı derde girmez. Bizim pastaneci parayı oradan aldıktan sonra, pardon parayı oraya koyduktan sonra başka müşteriler geldi. Müşterilerle alışverişine devam ederken bu sefer de parayı bir kime versin? Kime versin siz söyleyin. Kime versin? Tamam, veterinere versin, veteriner hekime. Bu sırada pastanedeki para bir veteriner hekimine gitti. Yani veteriner hayvan doktoruna.
Bizim doktor parayı aldıktan sonra kliniğine gitti. Kliniğine sokak köpeklerini tedavi ettikten sonra... O da ne? Küçük bir köpek. Üstelik onu da karnı çok aç. Bu köpeğe mama almalıyım dedi. Ve köpek maması satan bir dükkana gitti. O dükkana gittikten sonra parayı ona verdi. Köpek dükkanındaki adam, köpek maması satan dükkandaki adam parayı aldı. O da kendi cebine koydu. Bu sefer para köpek maması satan adamın cebindeydi. Ve köpek maması satan adam akşam eve gittiğinde çocuklarıyla beraber çok güzel bir akşam yemeği yedi. Akşam yemeği bittikten sonra çocuklarından bir tanesi şöyle dedi. Baba, okulda öğretmenimiz para istiyor. Beden dersi için top alacaklarmış. Top mu alacaklar? Hala yapıyorlar mı onu diye sordu babası. Evet baba, hala yapıyorlar. Ne kadar istiyorlar peki? 10 lira versen yeter baba, dedi çocuk. Ve adam cebindeki 10 lirayı çıkartıp al bakalım bunu da okula götür, okulda öğretmenine verirsin dedi. Küçük çocuk ertesi gün bu 10 lirayı okuluna götürdü. Okuluna götürdükten sonra parayı öğretmenine verdi. Öğretmeni bu sahte 10 lirayı aldı, cebine koydu ve öğretmeni de alışveriş yapmak için dışarı çıktı. Kendi için değil, okula top almak için ve büyük bir spor mağazasına gitti öğretmen. Okula gerekli olan bütün spor malzemelerini aldıktan sonra cebindeki bütün parayı spor malzemeleri satan adama verdi. Spor malzemeleri satan adam bütün parayı aldı, o da cebine koydu. Hem de sahte 10 lirayla birlikte. Bakalım para bundan sonra nereye gidecek? Öğretmen okula geri döndükten sonra bizim paramız spor malzemeleri dükkanında kaldı. Spor malzemesi satan adam cebindeki parayla birlikte akşam evine doğru giderken yolda lütfen yardım edin, lütfen yardım edin, karnım çok aç diyen yaşlı birini gördü ve ona şöyle söyledi. Sana para verebilirim ama bakıyorum ki sağlığın yerinde. İstersen sana bir iyilik yapayım. Hadi sen gel bana dükkanında yardımcı ol, ben de karşılığında sana para veririm dedi. Dilencinin bu fikir hoşuna gitti ve dilenciyle birlikte spor malzemeleri satan adam spor malzemeleri satılan dükkanına gittiler. Spor malzemeleri satılan dükkanı bizim dilenci bir güzel temizledikten sonra karşılığında spor malzemeleri satan adam dilenciye 10 lira verdi. Evet, doğru tahmin ettiniz. Bu bizim 10 lira. Dilenci çok mutlu olmuştu. Aldığı 10 lirayı hemen cebine koydu. Hemen gidip karnını doyurması gerekiyordu. Ve büyük bir lokanta aradı kendine. İşte orada. Bu lokantada karnımı doyurabilirim diye düşündü dilenci ve lokantaya gitti. Lokantaya gittikten sonra ben şuradaki yemekten, buradaki yemekten, buradaki yemekten ve şundaki yemekten istiyorum dedi. Lokantacı ona kocaman güzel tabaklarla dolu harika bir masa donattı. Ve tabaklar tıka basa yemekle doluydu. Dilenci bütün yemeği yedikten sonra cebindeki 10 lirayı çıkartıp buyurun dedi ve restoran sahibine verdi. Artık o 10 lira restoran sahibindeydi. Olamaz. Onda da kalacak gibi görünüyor. Ve ertesi gün gelelim bizim sütçü amca ile sütçü teyzeye. Bugün süt satma sırası bizim yaşlı amcadaydı. Hey koca karı diye seslendi yaşlı karısına. Bugün sen bekle, keçiyle ben gideceğim şehre dedi. Ve yaşlı amcamız keçiyle birlikte bütün kente süt satmaya başladı. Ve süt satma sırası bizim lokantaya geldi. Lokantaya girdikten sonra süt alacak mısın diye seslendi ihtiyar. Ve lokanta sahibi merhaba, evet mutlaka süt almalıyım bugün dedi. Ve 2 litre dolusu sütü aldıktan sonra 10 lirayı yaşlı amcaya verdi. Yaşlı amca başında terziye verdiği 10 lirayı şimdi geri almıştı. Aldığı 10 lirayla evine gitti. Evine gittikten sonra akşam masasına oturdu. Bakalım bugün ne kadar para kazanmışız dedi. Cebindeki paraları çıkardı ve başladı saymaya. 1, 2, 20, 30, 40, 50... Sahte 10 lira. Bu sahte 10 lirayı bir kenara bırakmalıyım. Acaba nereye koysam? Dolabın üstüne olmaz. Buldum, çekmeceye koymalıyım dedi. Çekmeceyi açtı, içine koydu ve kapattı. Ve yaşlı karısına hiçbir şey söylemedi. Ertesi gün süt satma sırası bizim yaşlı teyzedeydi. Yaşlı teyze keçiyi ahırda bir güzel süt için hazırladıktan sonra, sütünü sağıp sütlerini hazırladıktan sonra mutfağa geldi.
İnsanlar para üstü isterse onlara para vermeliyim dedi. Nerede, nerede, nerede paralar? Çekmeceyi açtı. Hah, burada bir 10 lira var dedi. Ve 10 lirayı alıp cebine koyup süt satmaya gitti. Bu hikaye galiba hiç bitmeyecek arkadaşlar. En iyisi biz hikayeyi şimdi burada bitirelim. Bu arada çok dikkatli olun. Eğer bir gün biri size 10 lira verirse o paranın sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu lütfen kontrol edin. Kim bilir, belki de o para bizim sütçünün parasıdır. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.